1. 2. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 14 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 141. Klonlama olayı nasıl gerçekleşir? Açıklayınız. Cevap, klonlama, genetik olarak bir canlının aynısının kopyalanarak oluşturulmasıdır. Dişilerden olgunlaşmamış yumurta hücreleri alınır. Bu yumurta hücreleri, laboratuvar ortamında geliştirilerek 24 saat içinde olgunlaştırılır ve bunlara döllenecek özellik kazandırılır. Hemen ardından yumurta hücresinin çekirdeği çıkartılır. Daha sonra kopyalanacak canlının çok farklılaşmamış vücut hücresi alınır. Vücut hücresinden çekirdek çıkartılır. Vücut hücresinden çıkarılan çekirdek, çekirdeği çıkarılmış yumurta hücresiyle kaynaştırılır. Böylelikle ortaya çıkan zigot, kültür aşamasında çoğaltılarak embriyoya dönüştürülür ve sonrasında taşıyıcı anneye enjekte edilir. İkinci bir canlının doğal yollarla ve klonlanarak dünyaya gelmiş yavrularının ata bireylerle farklarını aşağıda verilen özellikler üzerinden karşılaştırınız. Cevap: Oluşum süreci, doğal yollarla dünyaya gelen yavruların oluşum süreçleri eşeyli üremeyle anneden ve babadan gelen gametlerin birleşmesi ve zigot oluşumuyla başlar. Bunu takip eden süreçte zigot, anne rahminde gelişerek embriyoya dönüşür ve bu sürecin sonunda doğum gerçekleşir. Klonlar ise klonlanacak canlıdan alınan hücrenin bir takım yollarla embriyoya dönüştürülmesi ve embriyonun taşıyıcı anne rahminde gelişmesiyle elde edilirler. Taşıyıcı anne rahminde gelişen embriyolar doğumla dünyaya gelirler. Genetik özellik, doğal yollarla dünyaya gelen yavrular anne ve babadan bazı karakterler açısından genetik farklılık gösterirken klonlamayla dünyaya gelen yavruların genetik yapısı klonlanan canlıyla aynıdır. Fiziksel özellik, doğal yollarla dünyaya gelmiş yavruların genetik yapısı, anne ve babanın genetik yapısıyla birebir aynı olmadığı için fiziksel özelliklerde de farklılıklar görülür. Klonların ise klonlanan canlıyla genetik yapıları aynı olmalarına karşın çevre koşulları gibi bir takım faktörlerle fiziksel özellikleri farklı olabilmektedir. 3. A. Klonlama uygulamalarının nesli tehlike altında olan veya nesli tükenen canlılar için sunduğu fırsatlar nelerdir? Cevap, son yıllarda içinde sığırların da bulunduğu çiftlik hayvanlarının klonlanması üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bu teknolojiyle, üstün genetik yapıya sahip ancak herhangi bir sebeple döl veremeyen veya ölmek üzere olan bir çiftlik hayvanı klonlanarak çoğaltılabilir. Bir başka uygulama alanı nesli tükenmekte olan ve az sayıda kaldığı için üretilemeyen hayvanların bu teknoloji kullanılarak çoğaltılmasıdır. Bunlara ilaveten genetik olarak değiştirilmiş klonlar da üretilebilir. Bu sayede özellikle hayvancılıkta genetik ıslahın çok kısa bir sürede tamamlanacağı, kaybolmakta olan genetik kaynakların koruma altına alınabileceği ve tedavi amaçlı olarak kullanılan birçok ilacın transgenik klon hayvanlardan büyük miktarlarda elde edilebileceği düşünülmektedir. B. İnsan klonlamanın insanlık için ortaya çıkaracağı tehditler nelerdir? Cevap, günümüzde her ne kadar yapılmasa da insan klonlanmanın genetik, etik ve sosyal açıdan tehlikeleri tartışılmaktadır. İnsan klonlamanın organ ve doku nakillerinde en büyük sorun olan uyuşmazlığı kaldıracağını ve klonların bir meta olarak görülmesi tehlikesini ortaya çıkaracağı düşünülmektedir. Ortaya çıkan bir diğer durum klonlama süreçlerinin çok fazla deneme gerektiren süreçler olmasıdır. Bu denemelerde ortaya çıkacak genetiği bozuk embriyolar hakkında ne gibi önlemler alınacağı hala belirginleşmemiştir. Her insan eşsiz bir varlıktır. Klonlama sonucu ortaya çıkacak klonlar, insanın eşsiz olma özelliği, mahremiyet, aile bağı ve suçluların tespiti gibi birçok noktada öngörülemeyen kargaşalara gebe olma özelliği taşıyor. 1. 2. Sınıf Biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 14 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.